Armağan Çağlayan kimdir? Popstar adlı yarışmada jüri olarak görev alan televizyon programı yapımcısı, köşe yazarı Armağan Çağlayan, 8 Nisan 1966'da Kocaeli'nin Hereke ilçesinde doğdu. Çocukluğu ve gençliği Hereke'de geçen Çağlayan, liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimine devam etti. Ardından İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Anabilim dalında doktora programına başladı. Avukatlık stajını Kocaeli bürosunda tamamladıktan sonra kısa bir süre aynı şehirde avukatlık yaptı. Daha sonra avukatlığı bırakıp İstanbul'a geldi, kuruluş aşamasında Medyapım'a girdi. Kısa sürede editörlükten genel müdür yardımcılığına kadar yükseldi. 2006 yılında, 11 yıldır çalıştığı Medyapım'dan ani bir kararla ayrıldı. Burada çalıştığı süre boyunca Bülent Ersoy Show, Huysuz Show, Hülya Avşar Show, Şans Kapıyı Çalınca, Şahane Pazar, Kim 500 Milyar İster, Ünlüler Çiftliği gibi birçok yapımda editoryal koordinatör olarak görev aldı. Ekranlarda tanınması ise 2003 yılında, Popstar adlı yarışmada jüri üyeliği yapması başladı. Ardından Finansbank ve Avea gibi reklam filmleriyle, Belalı Baldız, İmkansız Aşk gibi dizilerde konuk oyuncu olarak görüldü. 2004 ila 2005 yılları arasında Hürriyet gazetesinin Kelebek Ekin'de köşe yazısı yazdığı dönem yaptığı ilginç röportajlarla gündeme oturdu. Hürriyet gazetesi ile başladığı yazarlık hayatına Eski İr adlı dergide devam etti. Aynı zamanda Dişi dergisinde Tortu Takvimi adında bir köşe yazdı. Armağan Çağlayan Medyapım'dan ayrıldıktan sonra Doğan TV bünyesinde D Production yapım şirketinde, prodüksiyonlardan sorumlu direktör olarak görev almaya başladı. Aynı dönem Deniz Akkaya ile birlikte Top Model Türkiye, Büyük Teklif gibi programların yapımcılıklarını üstlendi. Yine bu dönem, Kendine Bir Yıldız Seç adlı bir stand-up show hazırladı. 2006 yılında Star TV'de Son Ütücü adlı programı hazırladı. Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi kazanan program, 2006 yılının Eylül ayında Ahmet Şimşek Koleji'nin düzenlediği Medya Başarı Ödülünü almaya hak kazandı. Aynı yılın sonunda Armağan Çağlayan'ın D Production'dan ayrılmasıyla program son buldu. 2006 yılından beri İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak iletişimde yaratıcılık dersi vermektedir. 2007 Nisan ayında Türk Kalp Vakfı ödülü alan Armağan Çağlayan Osman Tanerkır'ın hazırlayıp sunduğu Popstar Alaturka adlı yarışma programında Ebru Gündeş, Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy ile birlikte jüri görevini üstlendi. 2014 yılının Şubat ayında Kanal D ekranlarında başlayan Star Işığı X Factor adlı 2 milyon TL büyük ödüllü şarkı yarışmasında Zinet Salih, Emre Aydın, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan jüri üyeliği yaptı. Yarışmanın sunuculuğunu ise Kadir Doğulu yaptı. 2011 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak iletişimde yaratıcılık dersi ve Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile görsel iletişim bölümlerinde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir Armağan Çağlayan. 2014 yılında medya ve sanat üzerine Radikal gazetesinde yazılar yazmaya başladı. Kanal D ekranlarında 14 Mart 2018 tarihinde başlayan Popstar 2018 yarışmasının yapımcılığını ve sunuculuğunu Osman Tanerkır üstlendi. Yarışma programında Bülent Ersoy, Deniz Seki, Can Bonomo ve Armağan Çağlayan jüri koltuğuna oturdu. Ancak yeterli reyting ulaşmayan bu program 23 Mayıs 2018'de erken final yaptı. 2020 yılında 1968 isimli bir YouTube kanalı kurdu. Armağan Çağlayan 1968 YouTube kanalı için hazırladığı Gör Beni programını sundu. Daha sonra Zor Ama Sor adı ile devam etti. Ancak 5 Şubat 2022 tarihinde programının ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalında yayınlanan Zor Sor programının adıyla benzediği için değiştirildi ve programının yeni adı Zor Ama Yine de Sor oldu.